gençler, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yapay zekaya iPhone 15'i sunacağız ve bakalım bize nasıl cevaplar verecek. Hadi başlayalım. Yapay zeka olarak Microsoft'un Bing uygulamasını kullanmayı düşünüyorum. Hem bu arada siz de Microsoft Bing'in nasıl açıldığını ve nasıl kurulduğunu görmüş olursunuz. Gerçi geçen videoda anlatmıştım ama o videoyu izlemediyseniz bu videoda da öğrenmiş olacaksınız. Şimdi normalde Bing'e geldiğiniz zaman buradan B görüyorsunuz. Bing buradan muhabbete başlayabiliyorsunuz. Fakat benim size tavsiyem buradan www yazıp bing.com adresine bastığınız zaman direktmen ayrı bir portföy açıyor size ve burada bana istediğini sor diyor. Ben burada direktmen şu sol üst tarafta görmüş olduğunuz üzere sohbete dokunuyorum. Ve sohbet bölümünün direkt açılmasını bekliyorum. Evet, sohbet bölümü açıldı. İlk açıldığı zaman sohbet bölümünde direktmen bu şekilde bir ekran sizi karşılayacak. Yeni Bing'e hoş geldiniz. Web için yapay zeka destekli yardımcı pilotunuzum diye size bu şekilde bir karşılama yapacak. Fakat sizin yapacak olduğunuz şu şekilde, bunu buradan aşağıya doğru çektiğiniz zaman sizi bu şekilde direkt dengeli olarak karşılayacak. Bu dengeli de hem yapay zekayı kullanıyor hem de kesin ve net bilgileri alıp harmanlayıp bu şekilde veriyor. Yani benim de size önerim direktmen bu şekilde dengeli olarak kullanmanızdır. Hem görüyorsunuz mavi renk güven verir insana. Benim de tavsiyem size dengeli de kullanmanız olacak. Çünkü daha duyarlı olduğu zaman daha net verileri tarayıp size daha kesin sonuçları sunuyor. Bu yaratıcıya geldiğimiz zaman ise gerçi şu şekilde yapıyor yaratıcılığı da, zaten forum sitelerinin hepsini ve yazılmış olan tüm internetteki blog yazılarını kontrol ediyor ve burada yaratıcı da kendi özgün ve yaratıcı şekilde harmanlayıp size belge şeklinde, döküman halinde çıkartıyor. Ve ben bugün size yaratıcıyı göstermek istiyorum. Yaratıcıya geldiğimiz zaman direktmen bu aşağıdaki bana istediğini sor bölümüne başlayalım. Dokunduktan sonra direktmen bana iPhone 15 ile ilgili bir blog yazısı hazırla deyip enter'a basıyoruz. Yoğunluğa göre ve internetinizin hızına bağlı şekilde direktmen size cevap verecektir. iPhone 15 diye kendi içinde sistemde aratmaya başladı ve sistemde aratmaya devam ediyor ve bize bu şekilde bir yanıt da karşılık verdi. Tamam, sana iPhone 15 ile ilgili bir blog yazısı yazmaya çalışacağım. Aşağıdaki metni kullanabilirsin. iPhone 15 beklenen özellikler, fiyat ve çıkış tarihi diye zaten bir de başlık atmış. Ondan sonra Apple'ın yeni amiral gemisi 15 serisi 2023 yılında Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. iPhone 15, iPhone 15 Pro, Pro Max gibi bu şekilde 3-4 farklı seçeneği olduğunu söylüyor ve 15'in tasarımından bize şu anda bahsediyor. Bu yaratıcı olduğu zaman sanki normal bir insanla konuşuyormuşsunuz gibi size döküman şeklinde, yani siz yazıyormuşsunuz gibi veya bir blogdaki insanın yazdığı yazıyı okuyormuşsunuz gibi size bu şekilde döküman döküyor. Bilmiş olduğunuz üzere yapay zeka alanında çok geliştirmeler sürüyor şu aralar. AI'nin yaptığı, biliyorsunuz, ChatGPT var. Açıkçası ChatGPT'nin GPT-4 versiyonu da çıktı. 4 versiyonu tabii ki ücretli olarak insanlara sundu. Buradaki ücretli kısımda daha net ve daha temiz anlaşılır veriler ve daha keskin bilgileri size sunabiliyor. Fakat yalnız bu görmüş olduğunuz üzere Bing uygulaması da bunun alt tabanını size, şöyle söyleyeyim, tabanını kullanıyor ve yatırımlar yaptığı için de buradan da daha net, yani ChatGPT'de yaptığınız uygulamaların aynısını burada da size sunabiliyor. Yani ücret vermenize gerek kalmıyor. Şimdi buraya bu şekilde bayağı bir yazı şeklinde yazıyı yazdı ve ondan sonra en sonunda şöyle göstereyim size, benim yazdıklarım dışında buradaki sitelerdeki kaynaklardan da yararlanabilirsiniz. Daha fazla haberlere bakarak şey yapabilirsiniz diyor. Ben şu şekilde devam ettirmek istiyorum. Bana
daha fazla bilgi verir misin? Enter. Basıyoruz ve demek ki gibi yine bekliyoruz. Şimdi hatırlarsınız belki bu Terminator'un hangi serisiydi hatırlamıyorum da Genesis diye bir yapay zeka vardı. Bu yapay zeka tüm cihazlara şey yapacaktı, entegre olacaktı. Entegre olduktan sonra da her şekilde her yerden ulaşılabilecekti ve sonradan da o yapay zeka Genesis denilen olay tüm dünyayı ele geçirip olaylar yapıp tüm dünyadaki insanları esir haline alıyordu ve savaş başlatıyordu. İlk olarak yetkiyi tamamen ona bırakıldığı zaman öyle söyleyeyim. Farkındaysanız filmlerdeki olan şeylerin çoğu gün geçtikçe hayatımızda yaşamaya başlıyoruz. Burayı da zaten direktmen burada fiyatlarını falan yazdı. Başka şeyleri de yazdı. Burada sorabilirsiniz. Özellikleri diye. Enter basalım. Buradan kamera özelliklerini de size çıkartabilir. Oradaki filmin aynısını farkındaysanız yavaş yavaş bu Open'in yaptığı sistemlerde GPT-4 ve bu şekilde yapay zeka. Zaten bu yapay zekaların hepsi tek bir alt ana sistem var. Oradan kontrol ediliyor. Bu diğerleri böyle parça parça isim farklılıklı olarak yani direktmen Genesis'teki gibi bir sistem karşımıza çıkıyor. Tabii şu anda daha gelişme aşamasında ama önümüzdeki yıllarda tahminen 2030'lu yıllara kadar bu sistem tamamen hayatımızın içinde olacak. Ben bunu iPhone'uma da indirdim. Hem Bing uygulamasını indirdim hem de Apple'a sadece Apple'a indirebildiğiniz bir tane Poi diye bir uygulama var. O uygulamanın içinde de ChatGPT ve birkaç tane daha botları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ve elinizin altında bildiğiniz bir yapay zeka sisteminde her şeyi sorup anında cevap alabiliyorsunuz. Gençler ya Siri'den daha iyi gibime geliyor açıkçası. İlerleyen zamanlarda Siri tarih olabilir. Onun yerine bu uygulamasını direktmen iPhone'larda kullanabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Görmüş olduğunuz üzere burada istediğiniz verileri alıp buradan bir blog yazısı çıkartabiliyorsunuz ve iPhone 15 serisiyle ilgili tüm bilgileri buradan istediğiniz gibi daha henüz çıkmamasına rağmen tüm sızıntıları değerlendirip size bu şekilde bir paragraf haline çıkartıyor. Aramızda kalsın biz YouTuber'larda artık bu ChatGPT'yi ve Bing uygulamasını kullanıp burada okuyacak olduğumuz veya söyleyecek olduğumuz sözleri, derleyecek olduğumuz videoları da buradan açıkçası kopya çekerek yapıyoruz. Haberiniz olsun. Videoyu daha fazla uzatmayacağım. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve daha fazla kitleye ulaşmamız için paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Siz işinizi biliyorsunuz. Hadi diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.